içerik türü var. Bu yöntem olarak günah mıdır? Mesela işte atıyorum korsan film izlemek bir hırsızlık mıdır? Din buna nasıl bakar? Ya teknik hukuki olarak zaten hırsızlık olarak gözüküyor. Yani, dinen de böyle midir? Yani şimdi telif hakları var biliyorsunuz. Telif nereden yani, baktığımıza evet, göre değişir hayır. mi? Telif hakları var. Yani bir kitap yayınlandığı zaman mesela bunun korsan basımının yapılmasının yasak olduğu ifade ediliyor. Veya bir film mesela DVD üzerinde görüyorsunuz. Yani bunun hakları falancı şirkete aittir deniyor. Hı hı. Dolayısıyla sizin kopyalanması suçtur tabii, diyor. Yani sizin onu kopyalamanız ve illegal bir şekilde bunu insanlarla paylaşmanız veya bundan maddi bir çıkara bunu dönüştürmeniz tabii ki dinen uygun bir şeydir. Yani bunun zaten dinen uygun olması mümkün de çünkü bir dolandırıcılık, bir sahtekarlık var burada. O insanların emeği var orada. Bir yatırım yapılmış, bir film şirketi bir yatırım yapmış. Oyuncuların emeği var. Tabii ki bunun belli bir karşılığını almışlar ama yani orada diyorlar ki bunların yayın hakkı bize aittir. Hukuki olarak da bize aittir. Dolayısıyla insan hakları açısından da baktığınız zaman dini olarak da o insanlara aittir onların hakları. Yani siz hangi açıdan bakarsınız bakın. Bunun illegal bir şekilde uygulanması tabii ki dinen uygun bir davranış ama değil. Ama benim bu korsanda tamam katılıyorum Emre'nin bütün dediklerine yani din günahtır. Ama ona harcanan korsandaki emek yani bir film var. Bu filmi birisi bulacak, birisi koyacak. Bunun altyazısını hazırlayacak da takım olarak. Yani orada da bir emek var. Ben burada da ilginç bulduğum yani bu kadar çok emeğe de giriyor ve bekledikleri şöyle bir şey de var. Teşekkür. Yani bu da internette yeni emeğe bir şey. Yani reputation konuya, saygınlık. Yani adam bunu yapıyor. Ben tek beklediği şey bana şey teşekkür edin. Saygınlık gösterin yani olsa yani bir isim yapayım bir isim yapıyor adamlar isim isimlerle yani altyazı istediğin liste yazıyor şu kişi yaptı falan diye. Yani bu da başka bir şey ve bayağı geniş bir şey yani bu korsan şeyi. Şöyle aslında bir şey hepimizin yaptığı gibi bir sorun bence yani. Hırsızlık tek çeşittir. Yani hırsızlığın bir başka çeşidi olmaz. Yani bir şeyin çalınması meselesi. Çalanın onun için ne tür emek sarf ettiği ya da işte hani neler beklediği, neler umduğu hiç önemli değildir. Çalma eyleminin kendisi bir kendisine ait olmayan bir şeyi başkasından bir şekilde ona çaktırmadan almaktır. Zorla almakta gasptır. Yani bunun hani şeyi yani mesela korsan yazılım kullanmak, atıyorum kopya Windows yüklü bir bilgisayar kullanmak günahtır o zaman. Öyle tabii mi? Ya bu tabii, bunun tabii bir mazereti olamaz dinen. Ya bu kuluyla Allah arasında kalmış bir şey artık hepimiz. Olamaz diyorsun. Evet, siz de olamaz tabii diyorsun. Böyle ama kuluyla Allah arasında kalmış bir şey yani. O yani biliyorsun günah olduğunu. Yapıyorsan yani katlanacaksın. Emeğe indirgemek biraz yanlış tarafa götürebilir bizi. Çünkü normal bizim klasik anlamda tanımladığımız hırsızlıkta da bir emek var. Ne bileyim adam tabii hiçbir şey olmasa bir yere tırmanıyor. Veya gizli gizli bir yerlere giriyor. Yani bunu emeğe indirgemek çok farklı boyutlara götürebilir. Şöyle diyebilir çünkü sen yani o da uyanık bir insan olsaydı malını çaldırmasaydı. Evet. Yani ben çok tecrübeliyim. Yani çok uyanık korsan, bir adamım çaldım. Yani korsan içerik özellikle dijitalde. Mesela korsan kitap, korsan CD falan. Yani fiziki objelerde biraz değişiyor ama bu dijital yani böyle kopya maliyetlerinin marjinal olarak sıfıra yaklaştığı ürünlerde birçok farklı tartışma var. Tabii bunu din eksenine indirgemek istemiyorum ama çok soru var. Evet. Siz de böyle açıklıyorsunuz. Ben benim bazı farklı görüşlerim var. Kendi kitaplarım açısından düşünsem ben mesela benim kitaplarımın korsan olarak yapılıp çoğaltılmasını tercih ederim. Ben de daha ederim. Çok insana ulaşmasını düşünüyorum. Ben zaten bütün kitaplarımı internet sistemden ücretsiz PDF olarak indirilebilir şekilde koyuyorum. Nedir internet sitenizi de? emredorman.com internet sitem. Yani bütün kitaplarım oradan ulaşılabiliyor ve internetten ücretsiz olarak indirilebiliyor. Paylaşıyoruz biz yani, aslında. Eğer ki benim orada bir emeğim varsa bunları ben okumak isteyen insanlara helal ediyorum ve bunu kolay yani rahat bir şekilde indirebilirsiniz diyorum. Dolayısıyla korsanını yapsalar benim işime gelir yani. Siz bunu helal ediyorsunuz. Yayın eviniz de ediyor mu? Tabii ki. Yani ben telif hakkı almadığım için yayın evinden öyle bir anlaşmam var. Kitaplarım tamamen. Bu bir mutabakat. Kitaplardan para kazanmadığım için, telif hakkı almadığım için bütün kitaplarımı ücretsiz olarak internet sistemine yayınlayabilirim şeklinde bir anlaşmamız var. Yani buradaki amaç bilgiyi ulaştırmaksa, insanlara faydalı bir iş yapmaksa dolayısıyla mesela benim açımdan caiz bir şey. Yani ben insanlara diyorum zaten hani alın. Allah razı olsun evet diyoruz biz de ve terazisine tıklıyoruz Emre Dorman'ın. Vural evet. Arıkan demiş ki internet başında geçen boş zaman israf anlamına gelir mi? Emre Dorman'a sorabilir misiniz? Bir kere şöyle bir kendi içinde yönlendirmesi var. Şimdi internet başında geçen zaman boş zaman mıdır? İnternet başında boş zaman da geçirilebilir mi? Bu bir israf. Anladığım kadarıyla geçirilen boş zamana, yani internet başındaki zamanı değil de internet başında geçirilen boş zamana vurgu yapılıyor burada sanki. Ben öyle algıladım. Yani evet, öyle olduğunu varsayayım. Mesela internette boş
diye adlandırabileceğimiz bir şey yapıyor. Neyse şimdi, artık o. Bakın Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman inanan insanların boş işlerden yüz çevirdikleri, hayırlı işlerde yarıştıkları ifade edilir. Dolayısıyla tabii ki bir inananın her vaktini, her anını, ahiretini de göz önünde bulundurarak, dikkate alarak yaşaması, tamam, hayırlı şeyler yapması lazım insanlık için, toplum için. Ama bunu belirli ölçülerle sınırlamak da çok zor. Mesela şimdi siz televizyonda bir dizi izlediğiniz zaman o diziye ayırdığınız bir saatlik bölüm içerisinde bunun dinen caiz olup olmadığını sorgulayamazsınız. Veya gidip de bir müzik dinlediğiniz zaman, bir CD dinlediğiniz zaman bu acaba bu vaktim benim caiz olduğumu olmadığımı sorgulayamazsınız. Bu programı denge izleyerek dinen hayırlı bir iş yapıyor olabilir. Yani bu konular konuşulduğuna göre yapılıyor. Hayırlı, evet, bir hayırlı bir programı, evet, izliyorsunuz efendim. Lütfen ayrılmayın. Murat Bülbül demiş ki İslamiyet'te akrabalarla ilişkinin kesilmemesi söylenir. Sosyal medyada akrabaları bloklamak günah mıdır demiş. Buyurun bakalım. Bloklamak günah mı? Mesela bloklamak dijital bir cinayet midir? Yok. Değil herkesle, midir? Herkesle ben bir arkadaş olmam gerekmiyor. Hayatınızdan ilelebet her şekilde çıkartmış olmak onu dijital olarak öldürmeye denk gelebilir mi? Bir kişiyle normal şartlarda da diyaloğunuzu kesebilirsiniz. Evet. Ama mesela karşınıza çıkabilir, görebilirsiniz. Onu. Karşınıza çıkabilir, görebilirsiniz ama yani mahiyeti değişmiyor. Yani işin özünde siz mesela birisiyle konuşmak, onunla bağlantı kurmak istemeyebilirsiniz. Yani bunun hani meşru, anlamlı, ahlaki veya ahlaki olmayan sebepleri olabilir. Yani mesela öyle bir ilişki kesme şeklindedir ki bu ahlaki değildir. Yani bir dostunuzla onu hiçbir şekilde bağışlamaksızın küçük bir hatadan dolayı kesip atmanızı hiçbir ahlak, hiçbir değer uygun görmez. Ama mesela bir şey vardır, başka bir ilişki biçimi vardır. Hiçbir biçimde saygı duymayacağınız, gerçekten ahlaki açıdan, değer açısından insanı rencide eden bir durum vardır. Sizin o ortamda da, atmosferde de durmamanız, öyle bir yaşantı içerisindeki bir varlıkla, insanla iletişimi kurmamanız daha hayırlıdır, daha doğrudur. O zaman onunla iletişim kurmazsınız. Bu da benzer bir şey. Yani iletişimi kesmenin, yani niçin kesildiğiyle alakalı bir şey. Akrabayı bloklamak günah mıdır? Muhabbeti kesme ekseninde. Akraba yine bayramda göreceğimiz için yani. Blok etsek de olur bence. Öyle mi? Ama mesela ama Twitter'da blokluyorsa blok bayramda da görmüyor. Blok edince bir nedeni olmasın. Ben öylesine herkesi bloklamıyorum ki yani. O adam bana bir şey yapmış olması lazım ki blokluyorum. Yok yani. Ya tercihle alakalı şimdi, bir şey aslında. Yani tercih şunu da düşünelim. Mesela Twitter'da birisini takibe başlıyorsunuz. Karşınızdaki kişi takip etmiyor. Şimdi şunu da sorabilirsiniz. Yani ben bu adamı takip ettim ve ben önemsedim onu. O beni takibe almıyor, beni önemsemiyor. Yani bu dinen caiz midir değil midir? Böyle bir soru sorabiliriz. Atıyorum yani bu tamamen tercihle alakalı bir şey. İnsan arkadaşlarını da, takip etmek istediği kişileri de, önemsediği konuları da. Yani mutlaka sizin belli bir ilgi alanınız vardır. O ilgi alanınıza göre insanları takip edersiniz. O insanlarla iletişim kurmak istersiniz. Sizin düşüncelerinize aykırı insanlar vardır. Eleştiriye tahammül edebildiğiniz kadar belki onlarla görüşürsünüz ama eleştirinin dozu aşıyorsa bloklayabilirsiniz. Yani mutlaka da bunu hep öyle dini olarak açıklamak durumunda değiliz. Yani bu tercih, kişisel tercihe bağlı bir durum aslında. Pekala. İnternette, internet araçlarını kullanarak, sosyal medya araçlarını kullanarak biriyle flört etmek flört müdür? Bu elektronik bir zina mıdır? Mümkün müdür bu? Yani bir insanın internette zina yapması mümkün müdür? Ya tabii şimdi şöyle. Değildir. Dini bakış açısıyla değildir dedi. Sizce de öyle mi? Nereden baktığımıza göre değişir diyeceksin. Bu gecenin bomba şeyi oluyor. Evet. Böyle bir KJ'ye sabit yazalım Emre'yi. Şimdi aslında gerçekten birçok konu öyle. Şundan dolayı diyeceğim. Şimdi tabii ki dini literatürde baktığımız zaman dini anlamda zina yapması için iki insanın aynı ortamda bulunup ve bedensel bir temasta olması gerekir. Bu bir zinanın tanımıdır. Kadın ve erkek arasındaki ilişkiyi ifade eder. Peki mesela ama şu da var bakın. İnternet onu söyleyeceğim. Üstünde yani seks internet var. Tabii şunu söyleyeceğim. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de bazı temel prensipler vardı. Mesela inananların bakışlarında ölçülü olmaları veya işte cinsel organlarını korumaları, cinsiyetlerini korumaları, ırzların namuslarını korumaları. Şimdi siz istediğiniz kadar televizyondaki bir görüntü veya internet ortamındaki bir görüntü elektronlardan oluşan bir görüntü, bir gerçekliği yansıtmıyor diye kabul edin. Ama önemli olan bir gerçeğin onun, sureti. Onun sizin zihninizde oluşturduğu bir dünya var. Yani şimdi mesela şöyle düşünelim. İnternette bazı oyunlar sürekli olarak insanları öldürmek üzerine kurgulanmış. Şimdi bir cinayet işliyor musunuz burada? Yani dini olarak da baksanız, insan olarak da baksanız hayır. Bir cinayet işlemiyorsunuz. Evet. Ama burada dikkat ederseniz bakın psikologlar da bu konu üzerine çok duruyorlar.
insanları suça teşvik etmek üzere bir eğilim sergiliyor bu programlar. Ama şeyler. Sanki sizin bahsettiğiniz Emre Bey pornografi. Yani, benim evet. dediğim evet. ise yani gerçekten internetten biriyle tanışmak, onunla yazışmak ya da kamera karşısında böyle bir flörtöz bir şey yapmak ya da ne bileyim işte daha ileri boyutlara götürmek. Bu bir zina olabilir mi? Yani zina olarak tanımlanmaz ama faşya dediğimiz bir kavramdan bahsetmiştik evet. dikkat edersiniz. Yani çirkin işler, çirkin suçlar. Cüneyt Bey siz ne nasıl yorumlarsınız bunu? Mümkün müdür internetten zina? Bence yani, zina dediği gibi Emre'nin daha iyi bilir ama zina dediğiniz konu cidden iki kişi aynı ortamda olunca oluyor yani filan. Öbür türlü şeyler yani flört etmek zina bayağı zor gidiyor. Yani o da bayağı bir zor yani bir yorum. Flörtün de sınırı yani. Önemli. Dediğiniz gibi sadece yazışmak yani mektuplaşır gibi yazışmaksa yani bunda niye zina olarak mesela tanımlarsın? Mesela iki yani, evli biraz... insanın ya da evli bir insanın böyle flört etmesi internette yani bir ihanet sayılır mı? Dini tabii. Sayılır. Onu diyorsan tamam. böyle. Yani iki. Pekala şimdi biz son 2-3 dakikamıza girdik. Dolayısıyla bir programı bir şeye bağlamamız lazım. Gıybet son bir dakikaymış. En az konuşan. Gıybet konusunu çok şey yapamadım. Gıybet konusu gerçekten havada kaldı. Çok evet. üzgünüm. Yani çok da konuşmak istiyordum da Kasım Bey. Bize şöyle kapanışta bir genel özet verir misiniz? Biz bu kılavuzu olmadığını zannettiğimiz dijital dünyada yolumuzu nasıl bulalım? Benim acizane kanaatim insanların öncelikle kendi varlıkları üzerine dönmeleri gerekiyor. Yani yaptığı şeyin gerçekten anlamlı olup olmadığını kendi varlığıyla iç muhasebesini yaparak kendi iletişim kurma biçimlerini belirlemesi gerekiyor. Yani işte az önce bahsedilen boş zaman meselesi. Yani insan ölmek üzere olan bir insana gidip deseniz ki size bir sene daha hayat verilecek. Ne kadar kıymetli gelir herhalde bu hayat. Ama insan da tuhaf bir varlıktır. Kur'an-ı Kerim'de insandan bahsederken zelûmen cehûle tabiri kullanılır. Yani delice zalim ve cahil. Yani kendisi için o kadar kıymetli olan şeyi, hayati olan şeyi ve anlamlı olan şeyi bu kadar çabuk tüketen bir varlıktır insan. Dolayısıyla boş işlerden uzak duracak şekilde anlamlı bir hayat sürüp hem bu dünyasını hem de öte dünyasını sıhhatli bir biçimde tayin etmesi daha doğrudur diye düşünüyorum ben. Kasım Bey böyle düşünüyor ve programımızı bu fikri asarak kapatıyoruz. Yorum tabii ki elbette sizin, karar sizin, hayat sizin, her şeyiyle kendi rızamızda bir hayat yaşıyoruz. Bunu da aklımızda tutalım. Bu programın özetinde anladığımız internet o kadar da gerçekliğin dışında değil. Kendine has kuralları var ama o kadar da tanımsız, gri değil. Bunu anlamış olduk ve nereden baktığımıza göre değişiyor pek çok şey. Emre Bey de bize bunu sık sık hatırlattı. Efendim anketimize katılan, yayınımızı izleyen, mesajlarıyla bizlere katkıda bulunan, bizleri yönlendiren herkese, sizlere teşekkür ediyorum. Konuklarımıza en başta bizlere bu değerli vakitlerini ayırdıkları için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta yine ilginç bir konu ve onun hakkındaki uzman konuklarla sizlerle beraber olacağız. Görüşmek üzere, iyi pazarlar, iyi geceler.